Merhaba Landa'nın YouTube Takistancı'nın bir bölümünde daha devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi aslında baktığınızda birkaç tanenin levelini atlattım. Çünkü birkaç tane run yaptım. Gittim birazcık canavarlarla dövüştüm. Ya artık çünkü ilerlememiz lazım bölümlerde de. Sürekli aynı runları yapmamızın pek bir anlamı yok. O yüzden de şimdi gördüğünüz gibi şu takımı aldım. Bu takımın birazcık stresi var. Çok fazla değil ama gördüğünüz gibi şununki birazcık fazla. Bunlarla birlikte ilk boss'umuza gideceğiz ve hadi başlayalım. Bu şu ikisinden biri olabilir. Burada gördüğünüz gibi bu arada renkleri kaç seviye olduklarını belirliyor. Üzerinde olan şeyler de görevlerinin ne olduğunu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi küçük bir tane boss'umuz varmış. Buna gidebilirmişiz ve bu bir levellikmiş. Gördüğünüz gibi yeşil olanlar 1 demek, sarı olanlar 3 demek, kırmızı olan ise 6 demek. Amacımız zaten bunu kesmek. O yüzden de şimdilik bundan uzak duruyoruz. Çünkü levellerimiz gördüğünüz gibi maksimum olanınki 3. O yüzden de takımda da şu an üçlük olmadığı için 2 1 1 2 olduğu için basit bir yere gideceğiz. O da bir levellik boss olacak elbette. Hadi gidelim. Şimdi kamp malzememiz falan da gelmişti geçen sefer. Onu da belki kullanabiliriz. Şöyle 12 tane bundan, 8 tane de bundan alıp bir tane de bandajı alacağım. Yani bandajı aslında çok gerek yok. Çünkü ikisi de healer bunların. Yani şu yarı yarıya healer, bu tamamen healer. O yüzden de çok bandaja ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Bakalım. Daha önce hiç boss'a gitmedik. Bakalım başarılı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu koridorlarda bir şeytan yürüyor diyor. Haklısın abi, haklısın. Şimdi önümüzü göremiyoruz. Bu kötü. Biraz scouting yapsaydık iyiydi ama alamadık. O yüzden tuzaklar bu arada rastgele çıkıyormuş. Hani göremiyoruz aslında. Şimdi şöyle stun atarak başlayalım. Güzel. Böyle şu an hasar yemediğimiz için kanama hasarı veren bir saldırı yapabiliriz ama kanama hasarı yemedi. Güzel, dodge'ladık. Senle de birlikte şöyle en azından bir tanesini indirelim. Bu arada hepsine yeni yetenek de dizdim. O yüzden neyin ne olduğunu da çok bilmiyorum. Oynadığımız sırada bakarız. Mesela bunun yeteneklerini şu şekilde yaptım. Artık yetenekleri bu arada istediğimiz gibi dizebiliyoruz. Asıl önemli olan kısmı oydu. Onun dışında da bakacağız. Bir dakika, şuna bir daha stun atmaya çalışalım. Güzel, stun'ını da yedi ve shuffle'ladık da. Ve seni de şöyle yapalım. Bunların hepsini buradan çıktıktan sonra göstereceğim. Mesela şunların hepsi yeni. Bunlar sadece debuff mu veriyor yoksa saldırıyor mu da? Sadece debuff veriyormuş. Mesela bunu öğrenmiş oldum. Şöyle ikisine de vuralım. Hayır. Kötü oldu. Şunu bir gebertelim. Güzel, dodge'ladı. Sana bir daha stun. Şimdi şu neymiş, onu da merak ettim. Bu vuruyor ama debufflı mı vuruyor? Galiba öyle. Ha, kendini markluyor ve riposte seçeneği var. Şu vardı bir de. Bunu da merak ettim. Bu vuruyor. Ha, bu vuruyormuş be. Vurduktan sonra bir de çevredeki bütün ölüleri de siliyordu. Sana da şöyle vuralım ve git. Güzel. Hasar yemeden geçtik. Böyle durumda aslında böyle biraz daha moralleri düzelse iyi olur bence. Ama tabii o ayarları yapmaya da bilirler. Yani yapmayacaklar sonuçta. Bitti yani. İkinci oyununu çıkardılar. Bu arada ikinci oyunu o kadar beğenilmemiş ya gerçekten. Ben şaşırdım ona. Yani ben de beğenmemiştim açıkçası. Ama insanlar beğenmiş olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü çok detaylı bakmadım.
Bu arada bunların nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bazılarında çünkü bir şeyler koyabilirsin diyor. Ne koyabiliriz tam olarak emin değilim. Şimdi savaşımız var. Bazen odalara girince bizimkiler şaşırıyorlar. Ben ona da çok gıcık oluyorum. Aşırı alakasız çünkü. Hayır, odaya girdiğinizde bir dikkatli olunsanıza yani. Sonuçta her odada düşman olabilir. Hani koridorda karşılaşsan okey de. Onun dışındakiler bana çok garip geliyor. Daha bu takımda arkaya giden yok. Arkaya bakabilen. Bu birazcık kötü. O yüzden şöyle en azından en arkadakileri olabildiğince temizleyip halletmeye çalışacağız. Senin iki canın var. Sen öldün zaten. Bu çok fena. Ona ulaşmamız lazım. Sen öleceksin zaten. Güzel. İkisi öldü. Bu da ölecek otomatik. Şimdi seni şöyle stunlayabiliriz. Şöyle ikinizi de öldürelim ya. Şimdi üçüncüye vuran sen varsın be. Sen zaten vuruyormuşsun. Şimdi bir de bıçakla birlikte diyecektim. Bıçakla olmuyormuş. Gerçi sen evet sen vurabiliyorsun. Ama tabii onu yapmamam gerekiyordu. Neyse önemli değil. Zaten şöyle. Açalım bakalım. Güzel. Bunu hemen yakalım. Güzel. Scouting de yaptık. Önümüzde savaş varmış. Gidelim. Bir de önümüzde yığın var. O yığını nasıl yapacağız? Zehirlendik. Zehri hemen silelim şöyle. Çok fazla stres veriyor ya bunları temizlemek. Şöyle 3 aşağıya basalım ki düşmanı sürprizelama şansımız olsun. Loot'un fazlalığı o kadar önemli değil ya bence. Loot'tan daha değerli şeyler var. Resistledi. Bu stres veriyordu değil mi? Sana en azından stun atsak. Güzel. Şimdi sen şu ön ikiliyi temizlesen. Ama önce senin atışını yapsak. Böyle bir kontrol ederiz. Tamam. Senle de böyle. Güzel. Double'ı öldürünce ekstra bir şey geldi mi acaba? Yani sadece o şekil miydi? Neyse takımı artık bufflamaya başlayabiliriz. Hillemeye daha doğrusu. Şimdi arka ikiliyi şöyle hemen zehirleyelim. Yani en azından bu zehir aldı. Bu da bir şeydir. Böyle bütün hepsini kaldıralım etraftan. Önce bir sana hayır be 9 vurdu ya. 1 kaldı gerçekten. Bu çok fazla oluyor ve sinir bozucu. Şöyle zehirle ölecek misin? Hayır ölmeyeceksin. Ama bir sonraki tur öleceksin. Bu yüzden tüm takımı iyileştirelim biz. Güzel. Sen de zaten öldün bir sonraki tur. O yüzden kendine birazcık buff bas bakayım. Öyle sen de heal bas. Kime bas? Şuna bas. Sen de tüm takıma bas. Güzel. Şu ne? Cleanse diyor. Bir şeyleri temizlemek için diyor. Bilmiyorum. Bu arada yanlış seçenek. Yanlış seçenek. Kesinlikle yanlış seçenek ya. Burada önemli olan canı en fazla ve stresi en az olanlarla bunları almak ki. Ama stresi tabii birazcık olsa iyi olur. Çünkü bazen stres temizleme de olabiliyor.
O yüzden yani birinciyle hareket etmem en iyisiydi. Güzel, surprise'landı. Surprise. O yüzden şöyle bir stun atalım. Diğer ikisini zaten tek vuruşta keseriz gibi geliyor bana. Öyle. Güzel. Hatta ikisini de kesebiliriz böylelikle. Böyle yapalım. Ve bu da gitti. O zaman şöyle yapacağız. Güzel. Tertemiz yani. Şunu şöyle yapabiliriz. Sana şu blind şansını verelim ki. Ne kadar çok blind o kadar iyi. Ya köpekler boşu boşuna yediler o yemeği ya. Biz o yemeği kullanacaktık. Daha kamp yapacaktık belki de. Önümüzde tuzak savaş var. Hadi bakalım. Hem tuzak hem savaş. De sen %60, sen %70, sen %70, sen %70. O zaman şöyle. Senle devam edelim. Güzel. Sürprizlendiler. O yüzden hemen. Şimdi bu öldü mü? Ölmedi. Şöyle yapalım. Bu da ölmedi. Gerçekten mi ya? Şöyle en azından bir tanesi gitsin. Şununla da güzel. Mis gibi. Güzel harita bulduk. Şöyle bakalım. Buraya kadar açacak herhalde. Güzel. Önümüzdeki iki tanesi de boşmuş. Şurada bir tane savaş var. Burada bir tane savaş var ve en sonunda da boss'umuz var. Tamam gidelim. Tuzaklarımızı gördük en azından. Tabi tuzakları bazen unutabiliyorum. Öyle bir sıkıntı da var. Yemekleri boşa kullandık. Hayda. Çok streslendi. Tuzağa da oturdu. Yani 70 ihtimalde sonuçta %30 tutmayabiliyor. Böyle. Şimdi böyle olunca kamp yapamıyoruz. Kamp için 8 tane yemeğe ihtiyacımız var. Tabii kamp yapabiliyoruz ama verimli olmuyor. Dikkatleri dağılıyor. Güzel, bunu disarmladık. Şimdi para kazanmak için üste gidebiliriz ya da direkt boss'a gidebiliriz. Ama tabii ki de öncelikle para. Boss'tan belki kaçmayı deneyebiliriz, bilmiyorum. Ve bu takım hani çok kötü değil. Hayır, kötü değil dediğim sırada mis atması hiç iyi olmadı. Enfekte olmasanız çok iyi olur. Güzel. Ama stun yedi. Galiba takımın tamamı stun yiyecek böylelikle. İyi bari bu yemedi. Tamam yine aynı kişiye vurduğundan. Bakalım. Zehir stun'ı resist dedi de yani. Şu bir. Şu da 2 ile 3. Yani gerçekten 25 altın için bunu yapmamız da birazcık üzdü. Buna bir şey vermemiz lazım ama acaba ne? Buff aldık. Geri dönelim. Yani hiçbir şey yokmuş aslında. 25 altın için geldik buraya. Birazcık canımızı götürdük. Biraz hastalık riski aldık. Değmedi yani hiçbir şekilde. Güzel. O ne be? Ne oldu be? Hangi yeteneği kullandı acaba? Şunu temizleyelim. Yok be, ne darkness'ı? Böyle. Şimdi savaş. Güzel. Sürprizlendiler. Şimdi seni bir hemen şöyle vuralım.
Güzel, kanadın da. Aynı zamanda sana bir stand atalım. Sen ne kadar hareket edemezsen o kadar iyi diyecektim. Stun atamadı. Şöyle debuff versek dodge ve speed'leri düşüyor sadece. Yani bu da riposte atıyor. Knockback yapabiliriz belki diyeceğim de yani arkaya gitmesi ne fark edecek? Biz şöyle vuralım ya. Şöyle ikisi de zaten tek kişi o yüzden. Zehir işte şu iki vuruyormuş sadece. 3 vursaydı ölecekti yani direkt. Yani bir sonraki tur ölecek de. Tamam, kendimize en azından heal basarız diğerlerinde için. Öyle yani vuramayanlar için. Bu ölecek zaten çünkü. Bakalım. Mesela stun yerine şu arkadaşı iyileştir biraz. Sen ise kendine şöyle kalkan bas. Buff'ını aldı. Sen ise bunu iyileştir. Ama sen bir iyileştiriyorsun be sadece. Senin iyileştirmen gerçekten sadece hani kanama durumunda işe yarıyor. Kanama dışında işe yaramıyor yani. Kanama veya zehir. Öyle. Güzel. Böyle yer değiştirin. Şimdi birazcık yemeği sana vereceğim. Bunun anlamı da eğer karnımız acıkırsa gideceğiz. Aynı zamanda şunlar. Bunların biri debuff falan değil miydi ya? Şöyle aynı. Bunlar debuff'mış. Ama zaten yani evet. Hiç gereksiz yani. Gereksizce kullandık. Neyse önemli değil. Canını aslında birazcık iyi tutsaydık olabilirdi. Şimdi savaş. Birazcık şaşırsalardı aslında iyi olabilirdi. Hemen şöyle vuralım. Bu bir. Sıra bizde olsa yani şaşırsalardı gerçekten tek turda bitirirdik. Zehirlerse kötü olur. İyi bari şaşırdı. Yani karıştırdı, vuramadı. Böyle. Ve aslında heal basabiliriz. Tüm takıma basalım ya. Ve sen de şöyle. Hayır. Hadi bakayım. Hayır. İki tane birden. Ve zehirleyecek muhtemelen. Aynen öyle. Şimdi sen vurup öldürürsün de zehir üzerinde kaldı. Şu bir şey yapıyor mu? Hayır yapmıyormuş. Keşke yapsaydın. Keşke yapaydın yani. Şimdi önümüzde bir tane daha savaş var. Hadi şaşırın be. Şaşırmadılar ya. Hadi bakayım. Paranoid oldu. Paranoyak. Bir sesler duydum galiba diyor. Diğerlerinin hiçbirinin stresi o kadar yok. O yüzden şu an için durumumuz gayet iyi. Tabi boss'a geldiğimizde daha bir her şey belli olacak. Resist mi yedi? Aynen. Olmadı. Şöyle en azından bunu temizlesem dedim yine olmadı. Güzel, en azından biri temizlendi. Yani birazcık zordu ama olsun. Seni de bir stunlayalım. Yine daha sonra yaparız. Şöyle şu zehri iyileştirsen iyi olur. Daha sonra tüm takımı hillesen. 12 gayet güzel. Sen şu arkadaşa bir indir. 23 vurdu.
Temiz. Sen şöyle buna vur. Şu arkadaşa ulaşmamız lazım. Bunun için senin shuffle yeteneğini kullanmamız lazım da bakalım. 12 vurdu. 12 nedir? Sen şunu shuffle'lasana. Shuffle'lamasan bile önündeki cesetleri temizliyormuş. Ve shuffle'ladı bile yani. Arkadakine vuracaktık. Karıştırdım. Karıştırdım. Yani bu birin boşu boşuna yedik yani. Yani tamam sadece birdi ama olsun. Seni şuraya alalım. Sen zaten streslisin o yüzden. Hadi bakalım boss odasına gidiyoruz. Böyle. Güzel yani. Kötü değil. Hayır, bu kötü işte. Üzdü. Herkes bir strese girdi. Bayağı bir strese girdi. Şimdi hadi bakalım boss odasındayız. Six Feet Under dedi. Six Feet Under da mezarlıkta yani mezardasın anlamında da öyle bir şey, öyle bir söz var. İrrasyonel oldu bu da. Eğer işte yemeğimiz olsaydı kampta dinlenirdik. Siz hayvan gibi yemeseydiniz boş boş. De şöyle. Sana vurmamın bir anlamı yok. O yüzden şöyle yapacağım. Senin şimdi amacın eğer yapabilirsen full kanatmak üzerine olacak. Hanginiz? Sen mi? Güzel. Stalwart ne demek be? Stalwart. Artık her neyse. En azından stresi azaltıyor. Güzel. Sen şimdi full kanatmaya odaklan. 2'ye 4 vuracak. Bu da bir şeydir. Sen de full heal basmaya odaklan. Şöyle. Güzel. Sen de artık geri kalan da vuracaksın yani. Ekstra bir şeyin yoktu. Hayır, 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 hayır. Belki stun atarız. %75 ama rezistlendi. Neyse olsun. İkinizin yer değiştirmesi lazım. Nasıl yapacağız onu? Hanginiz? Senin mi? Sen de umutsuz oldun ya. Hayır ya. Şimdi sen bir arkaya geç. Çünkü o kanamaya ihtiyacımız var. Sen ikisine de vur. Şöyle. Sen iki vuracaksın. Şöyle vuralım. Sen zehirle. Zehirleme daha doğrusu. Kanat. Dörde çıktı. Güzel. Bunlar ne ya? Hayır o geri dirildi. Wow. Yani ilginç. Mantıklı da. Sen tüm takımı iyileştirsene şöyle. Güzel. Crit de verdi. Kafalar iyileşti en azından. Sen şuna bir vur. Hayır. Ölmedi. Ölmemesi kötü. Kendini işaretledi. Olur öyle. Şimdi sen 4-4-8 vuracaksın kendine. Milleti strese sokmayın. Bak kalp krizi geçirecek adam. 6 ile 9. Yani çok kötü değil. Şöyle bakalım. 4 çarpı 3 oldu. Tüm takımı iyileştirsen. Şöyle güzel. Hemen herkesin moralini de düzeltti sağ olsun. Güzel. Artık kendi kendini öldürürsün zaten ama biz de şöyle bir yardım edelim sana. Bir sonraki tur gidiyorsun zaten. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Şöyle tüm takıma bas. Yani gerçekten ne istiyorsun? Amacın ne? Olmadı öyle. Hadi bakayım. Kendini markladın. Olur, sorun değil. Böyle.
Mükemmel. Böylelikle aldık burayı, çıkarabiliriz. Şöyle very rare bir şey bulmuşuz ama sadece Helion'a özelmiş. Yani şu eksi özellikleri olmasa o kadar iyi olacak ki niye hepsinin böyle eksi özelliği olmak zorunda ya? Hadi bakalım. Bu mesela bir şeyi değiştirmiş. Bu kötü mü, iyi bir özellik mi tam olarak belli olmayan şeyleri böyle işaretliyor galiba, bilmiyorum. Ama yani bence kötü. Yo pardon, bu hastalıkmış be. Evet, bu hastalık. Inui bu. Şöyle birazcık yavaşlamış sadece. Yani bu da o kadar önemli değil. Burada kötü ve iyi. Tamam, o hastalıkları temizleyeceğiz. Bu arada hemen ne yaptığımı da göstereyim. Bu arada neler olduğunu da şöyle gösteriyor. Bunlardan biri geri iyileşebilir diyor. Böyle seçemiyor muyuz? Seçsek ya. Aldık mı böyle? Alamadık. Niye alamadık? Çünkü bunlar güçsüz mü? Bir dakika. Bu bir level. Bu sıfır level. O zaman çöp. Bu iki level. Bunu alacağız ya tabii ki de. Sen var ya sen. Sen bir gitsene ya. Hadi görüşürüz. Seni alalım şöyle. Birini diriltme şansımız varmış yani. Neden yapmayalım? Gördüğünüz gibi birini böylelikle dirilttik de. İlginç bir şey oldu. Şimdi bunun dışında ben şunu gösterecektim. Gilde şu şekildeyiz. Gildimiz. O yüzden de artık şöyle hem bunları açabiliyoruz. İstediğimiz yetenekleri hem de kullandığımız yeteneklere artı basabiliyoruz. Bunlar tabi ilerledikçe daha fazlasına da artı basılabiliyor. Onun dışında blacksmith'imiz de şu şekilde gösteremiyoruz. Gösterdim şöyle birer birer. Ekstra bir şeye artı basabilirsem basacaktım, basamadım. Şimdi hasta olan arkadaşları şöyle atalım. Önce senin bu hastalığını iyileştirelim. Sonra gel senin de bu hastalığını iyileştirelim. Sen ikiniz de hastasınız. Yani hepiniz hastasınız. Bu nedir ya? Ya bak böyle bunları bakmadan yapınca gıcık oluyorum ya. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Başka belki başka birinde vardır. Şöyle bakayım. Varmış mesela. Şöyle Prey'i ekstradan bir açalım. Çünkü bazıları sadece Prey veriyordu. 2063 de bayağı fazlaymış. Mesela bu galiba sadece dua ile iyileşiyor. Böyle dua ile iyileşenler vardı başka. Sizler çok streslisiniz ya. Herkes çok stresli. Sen de başka şekilde iyileşemiyorsun. Yani şu an sadece bu ikisi kaldı. Bu üçü, dördü. Yani bu dördü bir iş yapmaz. Dördü kesinlikle bir iş yapmaz. Yani sizin stresinizi atmamız lazım. Nasıl yapacağız? Belki seni çöpe atıp gerçekten seni çöpe atmamız lazım ama öncelikle şuradan kontrol edeceğiz. Tamam, varmış bir tane. Şöyle birisi lazım bize. O yüzden seni atalım. Seni alalım. Belki artı da vardı bu arada. Aynen 16'ya da çıkarabiliyormuşuz aslında. O yüzden yani şu 9'u da beklesek iyi olabilir de 16'ya da çıkarsak yani 16'ya çıkarmamıza şu an için gerek yok ya. O yüzden sonra bakarız ona. Şöyle yeni şeylerimiz var. Helion hangisiydi? Helion sen miydin? Yok, sen Bounty Hunter'sın. O zaman Helion'umuz nerede? Helion sen miydin? Yok, sen de Leaper'mışsın. Hayır, sen de değilsin. Helion hangisiydi be? Şu muydu Helion? Yok, bu da okültist. Helion neymiş ya? Black Doctor'la okültist bunlar. Bakayım, bu Highwayman, bu Jester, bu Highwayman. Yani gerçekten bilmiyoruz ne olduğunu Helion'un. O bu da bayağı iyiymiş diyor yani. Kendisi öyle diyor. Dodge şansını bayağı düşürüyor da. Mi bilemedim. Şöyle 4'e çıkaralım. Şu anda almıyoruz ama ileride almayacağımızı kim söyleyebilir? Burada
Şuna verebilirim ya, bilmiyorum. Ya da şuna verelim. Gördüğümüz sayısı artsın. Onun dışında da şu anki güncel göndereceğimiz takıma da artı basmamız lazım. Bunun için de şöyle alalım. Böyle basalım. Sen gel bakayım. Sana basılmış zaten. Sana basılamıyor zaten. Ve sen varsın. Sana da basılmış zaten. Sonra gelelim şöyle. Senin hiçbir yeteneğine artı basılmamış. Şöyle verelim. Güzel. Buna sen gel. Sen doğru yeteneklerdesin galiba. Bunlara da artıyı basalım. Sen de gel bakayım. Sana artı basılmış zaten. Sana fazladan da basılmış hatta. Şimdi sen hastasın. Ama hastalığınla götürebiliriz ya seni. Kompulsif ve diurnal diye bir şeyler varmış. Kendini iyileştirme gibi gibi şeyler. Bunları da belki kullanabiliriz. Ha, böyle değiştirme özelliği de vardı. Doğru. Ama bence bu boss savaşını da görmüş olduk. Bir sonraki bölümde artık farklı bir boss savaşına gideriz. Bundan sonra temel runları size göstermeyeceğim. Asıl böyle boss kısımlarını, ilerleme kısımlarını göstereceğim. Öyle devam edeceğiz. Ama böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.